kişiler biraz deli olur diyorlar. Doğru mu kardeşim? Öyle bir şey söyleme abi ya. Yeter ya. Herkes öyle söylüyor zaten. Aslında isim Fransız, Fransa'dan geliyor, Bofin. O yüzden hiçbirine tam doğru değil ama yani çok çok da önemli değil. Vallahi ben Türkiye'ye geldim önceden Eskişehirspor oynadım. Şimdi Eskişehirspor'dan sonra Antalyaspor'a geldim. Ve Antalyaspor gerçekten güzel bir kulüp. Öyle bir şey var. Bizim başkanımız düşünceler de çok çok önemli tabii ki. Güzel bir mix yapmak istiyor takımdan. Hem de tecrübe hem de genç oyuncular. Özden oyun planı, fikir, kafandaki fikir çok güzel. Özden yani o çok hoşuma gitti. Özden de burada geldim ve burada çok mutluyum. Ho! Vallahi abi bu kadar da takip etmiyorum da bir neyse bir şey diyeyim 200 maç falan bilmiyorum. Peki bir söyleyelim 250 maç oynadın. 250 maç oldu. 250 maç oynadın. Ayrıca Süper Lig'de 7 maç daha oynarsan 200 maça ulaşacaksın. Yani 2 defa maçı bitirmiş olacaksın. Aa süper. 7 maç daha oynarsan. En üzüldüğüm maçla başlıyorum. Geçen yıl herhalde bir aslında biz geçen sene kimle kazandık? Fenerbahçe dışarıda maç kazandık. Sonra bir takım daha kazandık. İki maç gol yemedik kazandık bence. Ondan sonra Gençler Birliği geldi. Onlar da 6 gol yedik falan. O maçta o çok kötü oldu. Şimdi en iyi maç, en mutlu olduğum ki maç. Pop. Bence geçen senedeki kazandığımız maç Beşiktaş'ta. Orada herkes mutlu oldu çünkü o dönemde bir bayağı sıkıntı yaşadık burada. Başkan da değiştik, değiştirdi bilmiyorum ne. O yüzden bayağı herkes de burada bayağı zor durumdaydı. O bu durum içinde bu kadar iyi bir performans verdik orada kazandık. Beşiktaş o zaman da orada yeni stat yapıldı. O güne kadar kaybetmediler orada zaten. O yüzden yani süper bir maç oldu bizim için. Vallahi benim öyle bir şey var. Ben ondan sonra düşünmüyorum. Benim nerede oynasam oynarım. Ben elimden her şeyi yaparım. Ondan sonra ne gelirse ona kimse bilmez. O senin kimsenin elinde bir şey değil. Yani. Futboldan sonra benim öyle bir hastalığım var. Motor, araba. O yüzden bu tarz bir şey yapacağım. Vallahi Antalya abi çok çok beğendim. Muhteşem bir şehir. Ben de zaten gezmeyi seviyorum. Küçük yerde, sakin yerde seviyorum zaten. Şimdi 2 gün izin olduğu zaman ben de Kaş giderim, Finiki giderim, Fethiye giderim. Ben de her yerde geziyorum zaten. Deniz de seviyorum zaten. O yüzden süper bir yer.
Vallahi neler yapıyorum? Sana dediğin gibi abi ben motor ve araba hastasıyım. Onunla o şeylerle uğraşıyorum zaten. Abi benim öyle bir şey var. Ben yani az önce öyle dedim zaten. Sağ içinde elinin her şeyi yaparım ama o kadar da takip etmiyorum zaten de. Mesela ne oldu 2 hafta önce, 3 hafta önce ben yani gidiyor, siliyorum kafamdan, devam ediyorum. Şimdi pozitif tarafında tamam, kötü bir maç oynadıysa haftaya yine de iyi bir maç rahat oynayabilirsin çünkü kafa boş oluyor. Şimdi öyle bir şey var. Güzel şeyler de unutuyorsun. Ama şimdi en iyi forvet o biraz zor çünkü aslında biz Türkiye Lig'de çok iyi forvetler oynadı zaten. Çok iyi oyuncular oynadım. O yüzden yani o zor biraz zor. Tam bir isim ona koymak için zor. Ya şimdi öyle bir şey var. Öyle dediniz ki Ferhat'a rakipsin. Yani biz aynı takımdayız. Bir yerde rakipsin. Ben rakip olarak görmüyorum zaten. Sonuçta takım arkadaş. Benim hala Eskişehirspor mesela bizim Kayacan Erdoğan vardı. Biz hala çok konuşuyoruz biz. Çünkü ya gerçekten arkadaşız. O yüzden Ferhat'a kesinlikle böyle rakip olarak ya kimse görmüyorum böyle. Aynı takımdayız, aynı pozisyonda olabilirsin ama yani öyle rakip falan da görme gerek yok. Zaten birinci kaleci iyi performans gösterdiği zaman o sadece onun alakası bir şey yok. O hem de ikinci, üçüncü, dördüncü kaleciğin çok büyük bir katkısı var. Bütün takımın katkısı var tabii. Yani o çok zor bir soru. Çünkü maç kaç şu anda? Şimdi kazanıyoruz. 1-0 öndeyiz. 90. dakika bir penaltı geliyor. Kurtarırsın. O zaman mutlu olacaksın. Hem de penaltı kurtarıyorsun. Hem de takım içinde 3 puan aldın. Şimdi yani 1-0 onlar öndeyken yani o zaman bir penaltı kurtarırsın. Yine hala 1-0 mağlupsun. Ama o zaman takım bir gol atsın. 1-1 dönüyorsun. O yüzden yani duruma bağlı, maça bağlı, sonuca bağlı. Öyle bir şey söyleme abi ya, yeter ya. Herkes öyle söylüyor zaten. Ya delilik olması lazım zaten abi biraz. Çünkü yani bu delilik o normal insanlar gibi için bir şey değil zaten. Her gün gidiyorsun, antrenman yapıyorsun. Nerede baksan 200-300 kere yerden düşüyorsun. Yani normalde bir sokak bir adam sorarsan, haydi git bir her gün bir 200-300 kere yerden düş. Yani adam diyecek ya deli misin? Ya tamam biz onu yapıyoruz. O yüzden orada bir doğru var tabii. Yanlış adam. Yani yalnız bir aday üstündeyiz zaten. O doğru. Takım tamam, takımın arkandayız. Ama yani herkes hata yapabilir. Her oyuncu arkanda bir ana var. Biz hata yaptığı zaman bizim arkanda kimse yok tabii. O yüzden orada o yalnız adam da anlayabilirim. Ama bir yine de şimdi mesela bu sene en az gol yiyen takım biziz. O yani bizim takım alakası bir şey demek ki, ama herkes destekliyor. Herkese o bir hata yapıyor. Öbür oyuncu yardım ediyor. Ona yardım ediyor. Ona bayağı iyi yapıyoruz.
Hem de benim için hem de oyuncular için o çok iyi bir şey yani şu anda. Öyle çok iyi gidiyoruz. Bence gerekli abi. Şimdi benim öyle bir şey var. Benim Eskişehir geldi. Sene, ilk sene zaten tercüman veriyorlar sana. Tercümanlar her yer gidiyorsun, yemek yiyorsun. Her yer gelmek zorundasın çünkü bir şey anlatamıyorsun. Şimdi burada Antalya'da farklı. Bazı yerde İngilizce biliyorlar. Yüzde nerede baksan 60'da biliyorlar İngilizce. Şimdi Eskişehir'de böyle bir şey yoktu. Herkes İngilizce bilemez de. O yüzden orada bir tercüman veriyorlar senin yanında ve o her yer gelir. Restorana gelir, mağazada bir yere bir kıyafet almaya o gelir, orada gelir, orada gelir. Ben sevmiyorum. Birini sana konuşmak istiyor, geliyor. Ya tamam hadi sen çevir. O güzel bir şey değil bence. Çünkü çok yani direkt adamda cevaplaşabilirsin, cevap verebilirsin. Ben onu bir şey sorayım. O böyle daha güzel oluyor. Her zaman ya hem de tercüman hem de böyle böyle giderse ben sevmiyorum. Kendin mi öğrendin, ders aldın mı? Ben kendi öğrendim. Ben bir gün bir yere oturdum. Arkada böyle konuşuyorlar, konuşuyor. Bir de duyuyorsun isim söylüyorlar. Ama ne söylüyorlar bilmiyorum. Sonra ya biraz rahatsız oldum. Dedim ya bak şimdi tercüman benim yanında değil. Ne konuşuyorlar, ne soruyorlar, ne söylüyorlar anlamıyorsun ki. O yüzden dedim ki tamam mecburiyetten öğrenmem lazım. Öyle tercümanla beraber biraz oturduk. Böyle böyle onunla beraber konuştuk. Ve yani artık zaten 9. sene oluyor herhalde. Özden yani normal biraz konuşurum ya. Valla ne söyleyeyim taraftara, biz çok özledik onları. Çünkü yani buradaki maçlar, dışarıdaki maçlar, onların destekte bayağı puan aldık. Ondan eminim. Çünkü yani takım desteği çok çok önemli. Taraftar olarak bize destek bağırarak destek veriyorlar. Ya bir oyuncu ya hoşuna gidiyor. Şimdi stad içinde çok sessiz oluyor. Taraftar yok, hiçbir şey yok. En ufak ses duyuyoruz. Ya o çok kötü bir şey. Biz en ufak ses duymak istemiyoruz ki. Taraftar duymak istiyoruz. O yüzden onları çok özlüyoruz zaten.